yeni metalik Printek No Cut sulu transfer kağıdı. Sadece siyah çıktı alarak bunları yapabilirsiniz. Herkese merhaba ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bir önceki videoda bahsettiğim üzere bugünkü konumuz bu yeni No Cut sulu transfer kağıdı serimizin İkincisi metalik olanı. Ee, neden metalik diyeceksiniz? Metalik, altın, metalik, e, gümüş. Diğerleri aslında metalik değil ama onunla başladığı için metalik kalmış ismi. Hologramlı spektrum. Özellikle içine kahve koydum ki e, şeffaf bardakta ince spektrum baskısı belli olmuyor. Spektrum farklı açıdan <laughs> farklı açıdan Işığı farklı renklerde yansıtan malzemeye diyoruz. Ee, kahve koyunca daha net gözüküyor. Zaten hepsini şimdi yakın çekim göstereceğim. Bir de yudum alayım. Ve de Kaskın üzerine uyguladığımız Beyaz. Beyazın hiç metalikle alakası yok tabi. Ama aynı teknik kullanılıyor. Siyah beyaz yazıcıyla yani Beyaz basamayan sadece siyah basan Yazıcıyla Bunları yapabiliyorsunuz beyaz dahil. Nasıl mı oluyor? Şimdi ben bu hepsinin yapışını zaten yakın çekimden videoya aldım birazdan size detaylı anlatımda göstereceğim ama çok kısa bir prensibini anlatayım e, sistem 3 kağıttan oluşuyor diğer no kat kadar kolay değil çıktı alayım keseyim yapıştırayım olmuyor e, rengi veren foil dediğimiz bir film 5 farklı rengi var burada gösterdiğim üzere örnek olsun diye altını alayım. Altında gümüş bir tık daha kalın. Diğer üçü iyice ince ve hassas. Şimdi bu altın rengi baskı yapmak istiyorsunuz diyelim. İki ayrı kağıdımız daha var. Bir mavi, bir beyaz. İlk önce birer tane çıkartayım anlatırken görsellik olsun. Bir saniye. Mavi kağıdımızı alıyoruz. Bir tarafı mat, bir tarafı parlak. Parlak yüzeyine Siyah çıktı alıyoruz sadece siyah gri tonlaması değil Sonra e, Altın rengi istiyorsak altın folyolu bunun çıktığın üzerine koyuyoruz Fabrikanın Asıl söylediği bir laminasyon cihazıyla Lamine etmemiz gerekti Laminasyon cihazını çok tanımıyorsanız şu PVC kimlik kaplama makineleri vardır ya Onlarla Ama e, Ama Her makine olmuyor Özellikle kaliteli, ısı ve hız ayarı olan makineleri tavsiye ediyorlar. Ortalama bir değer tabii ki söylüyoruz ama her makineye ve her tonere göre kendi ayarınızı bir iki ufak deneme yanılmayla bulmanızı tavsiye ediyorlar. Benim eve getirdiğim laminasyon cihazı orta kalite, pek bir ayarı olmayan bir makineydi. Açıkçası dürüst davranayım, pek verim alamadım. Daha doğrusu beceremedim, çok fire verdim. İki tane bozdum, bir tane yaptım. O yüzden bu videoda onu kullanmadım. Evde başka ne makine var? Sadece EcoPress'imiz var. Ama mantık laminasyon cihazı silindirlerde ısıtıp bastırarak geçiriyor, değil mi? E, ayarı tutturursak preste de olur diye düşündüm. Biraz deneme yanılmayla 110 derecede, pardon, 145 derecede 110 saniye tatlı bir basınçla ki EcoPress çok yüksek basınç uygulayamıyor. Ee, en iyi sonucu aldım. Neredeyse sıfır freye çıktım. Diğer bir etken de toneriniz. Ee, daha çok acemisiz, fazla deneyimimiz yok. Hangi toner nasıl olur bilemiyorum. İşin ilginç yanı, ofisteki çok güzel oku yazıcılarımızla, transfer için en çok tavsiye ettiğimiz yazıcılarla aldığımız çıktılarda fre oranımız daha yüksek oldu. Eve getirdiğim siyah beyaz ucuz, küçük, ekonomik kanon yazıcıyla hem muadille hem e, orijinal toneriyle preste sıfıra yakın fire aktarma işlemini yapabildik. Bu tonerin kalitesi tabi kalite iyi kötü olarak değil de içindeki karbon oranı, silikon oranı vesaire onlarla alakalı bir durum. Ben yine bayağı bir dağıttım konuyu. Ee, özete geleyim. Siyah tonerin olduğu yere o kadar ince ki kaç tane birden almışım. Siyah tonerin olduğu yere presle. bunu presleyip soyduğunuzda tonerin olduğu yer altın kalıyor. Sonra üçüncü kağıda geliyoruz. Normal baskı yaptığınız no kata benzer ama kimyasalı biraz daha farklı. Üzerinde altın baskı olan su transferle de bunu birbirine presliyorsunuz. Baskı bu sefer beyaz kağıda gelip aynalanmış oluyor. Diğer işlem ilk tanıttığımız çıktığı direkt aktardığımız sul transferle neredeyse birebir aynı. Detaylı yakın çekim uygulama videolarına geçmeden ufak bir hatırlatma yapayım. Bizim bütün videolarımızda olduğu gibi gördüğünüz ürünlerin hepsinin detaylarını internet sitemizde bulabilirsiniz. YouTube'da aşağıdaki video açıklamalarında da direkt ürün sayfasına bağlantıları var. Tıkladığınız anda sayfaya gidiyorsunuz. Fiyatlarını, detaylarını görüp İsterseniz online satın alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim uygulamalara. Evet, ilk önce bahsettiğimiz siyah çıktıyı alıyoruz. Normal uygulamadan farklı olarak biz bu videoda 5 rengi de göstermek istediğimiz için bu baskıları birer birer kesiyoruz. Normalde bunları kesmezdik. Direkt üzerine istediğimiz rengin filmini yerleştirip prese verirdik. Fakat burada 5'ini ayrı ayrı kesip yan yana yine presimize yerleştiriyoruz. Üzerine bir kat yağlı kağıt koyup 145 derecede 110 saniye presliyoruz. Sonrasında bunların tamamen soğumasını beklemek gerekiyor. Soğuduktan sonra havaya kaldırmadan 180 derece bir açıyla nazik bir şekilde filmleri ayırıyoruz ve filmdeki o metalik doku siyah tonerin üzerine yapışmış oluyor. Bir sonraki aşamamızda da o ince filmi bırakan beyaz dekal kağıdı üzerine aktarılmış mavileri yerleştiriyoruz. Bu sefer 30 saniye presliyoruz. Derece yine aynı 145 derece. Şimdi mavi kağıtları ayırmak için bu bir sulu dekal kağıdı. Üzerlerini ıslatıp biraz bekliyoruz. Bu kağıt suyu emdikten sonra altındaki tutkal aktive oluyor ve kaydırarak veya kaldırarak mavi kağıdı ayırabiliyoruz. Şu anda siyah gözüküyor çünkü metalik renkler beyaz kağıtla siyah toner arasında. Bunu ters çevirip uygulayacağımız için de aynalı gözüküyor. Buradan sonrası aslında bir önceki videoda gösterdiğimiz teknikle aynı. Kağıdımızı ilk önce suya batırıp biraz bekliyoruz. Üzerindeki film hareket etmeye başlıyor hareket etmeye başladıktan sonra baskı aşağı gelecek şekilde çıkartıp peçete üzerine yerleştiriyoruz. Ee, diğer taraftan tutkalımızı e, seramiklerde C tipi kullanıyoruz. Bir fırça yardımıyla uygulayacağımız alana eşit bir şekilde sürüyoruz. Sonra dekal kağıdımızı yapıştırıyoruz ve nazik bir şekilde kağıdı üzerinden çekiyoruz. Çok önemli bir nokta Ragle yardımıyla içindeki bütün hava kabarcıklarını ve sıvı fazlalarını dışarı itmeniz gerek. Yoksa baskınız bozulur ve yıkama direnciniz kötü etkilenir. Tamamen doğru yapıştığına emin olduktan sonra diğer objeye geçiyoruz. Bardakları tek tek göstermeyeceğim. Birebir aynı teknik çünkü. Ee, kaskımıza geçiyoruz. Kask fırınlanmayan bir ürün olduğu için denemek için S tipi tutkalımızı kullanıyoruz. İlk defa bunu kullanıyorum. Biraz süt beyazı, beyaz gibi gözükse de, e, bu da hiçbir iz bırakmayacak. Biraz daha yavaş kuruyan, e, biraz daha farklı bir tutkal. Yine uygulayacağımız alanı eşit, homojen bir şekilde tutkalla kaplıyoruz ve daha önce suya atıp e, çıkartmış olduğumuz sulu transfer kağıdımızı kaydırarak üzerine yerleştiriyoruz. İsterseniz ben burada yine biraz hızlandırayım. E, vakit kazanalım. Birebir aynı işlem zaten. Yine ragle ile içindeki sıvı fazlalarını ve hava fazlalarını dışarı atıyoruz. Bir de etraftaki fazla tutkalları siliyoruz. Şimdi sıra geldi fırınlamaya. Bardaklarımızı 100 derecede 4 bardak olduğu için 20-25 dakika kadar fırınlayalım. Kaskı fırınlayamayacağımız için Fönle ısıtacağız. E, dikkatli olun, yavaş başlayın fönlemeye. E, daha yapışmadığı için üflemenin gücüyle yerinden kalkabiliyor. O yüzden yavaş yavaş başlayıp sonradan artırın. Arada kabarcık oluşursa bunları tekrar bastırarak yapıştırmanızı tavsiye ediyoruz. Aşağı yukarı 3-4 dakika fönle kurutmanız yeterli olacaktır. Şimdi sıra geldi. Soğuduktan sonra tabi hemen akabinde değil. Baskımız, kaskımız, bardağımız her neyse. Soğuduktan sonra üzerindeki ince filmi yavaşça sökmemiz gerekiyor. Bu filmi söktükten sonra kolonya veya temizlik alkolü kullanarak bir mendil veya pamuğa bunları hafifçe damlatarak kalan yapışkan atıklarını silmenizi tavsiye ederiz. Kolonya veya temizlik alkolü baskınıza zarar vermez. Beklerken ufak bir de hatırlatma yapayım. Sökmek istiyorsanız aseton inanılmaz güzel söküyor saf aseton. Son olarak da baskıyı daha dayanıklı yapmak için tekrar bir fön makinesiyle bir 5 dakika kadar kurutmanızı tavsiye ediyoruz. Unutmayın ister fön olsun ister fırın olsun. Sıcakken bu baskılar çok hassas oluyor. Tamamen soğumadan baskıya değmemenizi tavsiye ederiz. Hatta soğuduktan sonra da bir süre daha böyle tam kemikleşmesini bekleyin. Sıra geldi fırından çıkıp soğumuş bardaklarımıza. Yine aynı şekilde ilk önce üzerindeki ince filmi kaldırıp ondan sonra bir kolonya veya alkol yardımıyla temizlik alkolü tabii etraftaki yapışkan artıklarını siliyoruz. Sildikten sonra da izler tamamen kaybolmamış olabilir. Merak etmeyin ikinci fırınlamadan sonra tamamen izler yok olacak ve sadece baskı kalacak. İnce filmi çıkardıktan sonra tabii ki yüksek ısıda bir daha fırınladık ki yıkama direnci artsın. Bunlardan da daha önce yaptıklarımı bulaşık makinesinde birkaç kez yıkadım. Şimdilik gayet güzel gözüküyor ama ee, sırf baskı alıp yaptığınız ilk tanıttığımız kağıttaki kadar dayanıklı olacağını düşünmüyorum çünkü üzerinde bir katman daha var. Sonuçta bu foil dedikleri filmi de üzerine yapıştırmış bulunuyorsunuz. Tahminen yıkama direnci biraz daha düşük olacaktır. Biz de artık sattıkça kendimiz testlere devam ettikçe daha detaylı bilgi verebileceğiz. Ee, bir sonraki videomuzda ne yapalım? Bu No Cut sulu transfer kağıtlarının aslına bakarsanız uygulama alanı çok yüksek. Ee, onlarla alakalı farklı objelere uygulayarak bir video daha çekebiliriz. Bir de özel verniğimiz var. Protektif bir ürün. Ee, çok suya dayanıklı değil. Öyle ıslanmaktan tabii ki bir şey olmaz da bulaşık makinesine tavsiye edilmeyen bir ürün. Çizilmeye karşı direnci inanılmaz arttırıyor. Mesela anahtarla bile çizemiyorsunuz telefon kılıflarını vesaire de tavsiye ediliyor Belki bunu da uygulanır fırınlayamadığım için nasıl olacak bilmiyorum ama onu da dener size söylerim Dolayısıyla bir sonraki videomuzda da tam olarak ne bilmiyorum ama bu yeni no su transfer kağıtları ile alakalı yeni bir video çekeceğiz Eğer yeni videoları kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup abone <laughs> olup kanalımıza abone olup şu zil işaretine basarsanız biz video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, evde kalın, kendinize dikkat edin. İyi akşamlar.